Burada da evli bir çifti görüyoruz. Onlar da şehit olmuşlar. Birazcık pişmanım maalesef. Bakü'nün eski şehrindeyiz. Ulaşım ve taksi burada birazcık sıkıntı. Şehrin en tepesindeyiz. Tam üst tarafında Bakü Türk Şehitliği. 1030 Türk askeri için yapılan bir anıt. Yeni bir ülke ve yeni bir şehirden herkese merhabalar. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldim. İlk defa geldiğim bir ülke ve ilk defa geldiğim bir şehir. Bir tam günüm var. Gezebildiğim kadarını gezip size aktarmaya çalışacağım. İlk durağımız da Bakü Bulvarı. Sahile doğru gideceğiz ve video başlasın. Bakü Bulvarı'na geldik. 1909 yılında inşa edilmiş bu bulvar. Çok geniş, çok ferah bir yürüyüş alanı sahilde. Şurada da Hazar Denizi zaten kıyısında. Çok sakin ve çok hoşuma gitti burası. Böyle saatlerce yürüyebileceğiniz çok güzel bir yer. Bakü Bulvarı. Bakü'ye bir tam gün aldık. Bu gece yarısı döneceğiz ama sadece bir tam günümüz olduğu için çok pişmanız. Beklediğimden çok çok güzel bir şehir çıktı Bakü. Gerçekten tarihi dokuları, ferahlığı, genişliği, sakinliği şimdiden çok sevdim. Birazcık pişmanım maalesef. Şu an ara sokakların güzelliğine bakabilir misiniz ya? Çok güzel gözüküyor. Şuralarda yürümek çok güzel bence. Bu arada Azerbaycan'ın en ünlü eşyası, hediyelik eşyası halı. Birçok yerde halı görebiliyorsunuz zaten. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz da Maidan Tower. Yani Kız Kulesi. Azerbaycan'ın Kız Kulesi burası. Burası 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış. Tabi buranın hikayesi var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış çok fazla bilinmiyor. Rivayete göre Han kızı burada tutsak ediliyor. Tutsak edildikten sonra, babası tarafından tutsak edildikten sonra dayanamayıp kendini şu kulenin hemen tepesinden atıp intihar ediyor. Bir başka rivayete göre buranın ismi Kız Kulesi ve sebebi de Bakü fethedilemeyen bir şehir ve bu sebeple ismini Kız Kulesi olarak koyuyorlar. Yani bekaretliğin simgesi anlamına geliyor. İki tane hikayesi var buranın anlattıklarım. Umarım ikisi de doğru değildir bu arada. Çünkü iki hikaye de pek hoş gözükmeyen bir hikaye. Şöyle Kız Kulesi'ndeyiz. Burada içeri şehir yani Bakü'nün eski şehrindeyiz. Bu Maidan Tower yani Kız Kulesi o da eski şehrinin, Bakü'nün eski şehrinin tam ortasında yer alıyor. Bu eski şehirde de hediyelik eşyalar, magnetler, anahtarlıklar birçok şeyi bulabiliyorsunuz Bakü ile ilgili. Burası birazcık kalabalık bu arada. Özellikle Kız Kulesi tarafı. Hafta sonu tabii bugün cumartesi.
ama uğrayacağınız ilk noktalardan bir tanesi olmalı bu şehirde. İçeri şehir, yani eski şehir, Bakü eski şehri. Bu arada içeri şehir, yani eski şehir bölgesi, Bakü'nün ilk UNESCO mirasına giren yapısı olarak geçiyor. Şöyle zaten burada da Maydan Tower gözüküyor. Komple burası içeri şehir. Şimdi birazcık bilgi vereyim. Dün havaalanından indikten sonra, bu arada vize istemiyor, artı kimlikle de gelebiliyorsunuz Azerbaycan'a, bilginiz olsun. Türk kimliği ile Bakü'ye seyahat edebiliyorsunuz. Şimdi havaalanından indik. Bolt uygulaması var. Oradan taksi isterim, otele giderim diye düşündüm tabii. Ancak umduğum gibi olmadı. Bolt uygulamasını kullanmak için yerli sim kart sahibi olmanız gerekiyor. Telefonunuzda yerli sim kart olmalıymış, Azerbaycan sim kartı. Bende de yoktu. Havaalanında da almakla uğraşmadım. Taksiye atlayıp artık gideriz diye düşündük. Önümüze çıkan taksiye bindik. Kırmızı taksi. Taksimetreyi açmadı arkadaş. Hani taksimetreyi açar mısın deyince açamıyorum dedi. Ne kadar bırakırsın dedim. 60 manat dedi. 60 manat gerçekten çok yüksek bir rakam. Bu arada manat kullanıyorlar, evet, ve paraları oldukça değerli. 1 manat 19 Türk lirasına denk geliyor, haberiniz olsun. 60 manat deyince geri dönelim dedim ben de. Tekrar bizi aldığı yere, havaalanına bıraktı arkadaş. Taksicilerle pazarlık yaptık. Biri farklı fiyat söylüyor, öteki farklı fiyat söylüyor. Hiçbiri taksimetre açmıyor, bilginiz olsun. Ulaşım ve taksi burada birazcık sıkıntı. Pazarlık sonucu birisi 30 dedi, senin için 25'e inerim dedi. 20'ye götür dedim, götürmedi. 20'ye götürecek birini buldum en sonunda. Yaklaşık 15-20 dakika uğraştıktan sonra taksi bulduk. Bu aklınızda olsun, burada ulaşım birazcık zor, taksi. Onun dışında hediyelik dükkanlarda, Eskişehir'de mesela, bir şey almak isteyince fiyat alacağınız eşyanın yanında yazmıyor. Adamlarla pazarlık yapıyorsun. Bu da değişik bir olay. 13 manat normalde sana ona bırakırım gibi. Bizim Türkiye'de de İstanbul'da da özellikle çok sık rastladığımız ticari yalandan samimiyet sözleri burada da geçerli. Orada da birazcık pazarlık yapmanız gerekiyor hediyelik eşya aldığınız zaman. Tabii bazılarında da fiyat yazıyor bu arada. Ama yazmayanlarda dediğim gibi böyle bir durum var. Bunları söylemek istedim şimdilik. Yolumuza devam edelim. Highland Park'a gideceğiz. Şimdi durağımız orası. Devam ediyoruz. Abi Highland Park'a gidince merdiven kullanmayın. Bakın. Şu an ne diyorlar? Ben size asansör diyeyim, siz anlayın. Onu kullanın. Biz merdivenleri çıktıktan sonra fark ettik. Asansörle çıkılabiliyormuş Highland Park'a. O kadar dik ve o kadar çok merdiven çıktık ki. Şöyle çıktıktan sonra en az bir 10-15 dakika bir yerde oturup dinlenmem gerekiyor. Çok yorucuydu yani. Bakın bütün şu merdivenleri yürüyerek çıktık. Ama manzara da çok güzel gözüküyor bu arada. Yani çıktığım merdivenlere değdi mi? Hadi değdi diyelim, haksızlık yapmayalım. Ama kötü bir haber galiba bana. Şuradan baktığında merdivenler devam ediyor. Şöyle eğilerek göstereyim. Daha yürümeye ve merdiven çıkmaya devam edeceğiz. Bu arada bu merdivenleri kullanırken yarım yarım ayrılıyor.
tüm merdivenler bir arada değil, bölüm bölüm diyeyim daha doğrusu. Bir bölümde bittikten sonra dondurma aldık. Şöyle bir dondurma, sadece şöyle oluşuyor. Külahtan. Biz bunu Romanya'da yemiştik ve çok hoşumuza gitmişti. Buraya yolunuz düşerse aklınızda olsun. Şu şekilde satılıyor. Saattir merdiven çıkıyoruz ya. Şöyle bir yere geldik. Şehrin en tepesindeyiz. Şu arkaya doğru da yürüme yerleri var. Şimdi birazcık soluklanacağım. Burada bir sürü bank da var oturulacak. Göçekeyim zaten oturan insanları görüyorsunuz arkamda. Biraz soluklanacağım. Ondan sonra da parkı yürüyeceğim. Ama bir manzaraya da bakayım hemen. Şimdi Highland Park'a çıktık. Az önce manzarayı da gösterdim. Şimdi yürüme mesafesinden yürüyoruz. Biz merdivenle çıktık. Ancak feniküler hat var. Orada yorgunluktan artık kelimenin ne olduğunu hatırlayamadım. Asansör dedim. Feniküler. Onunla da çıkabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Birazcık bekletiyormuş. Onu okumuştum internetten. Ama yani bu merdiven çekilmez. Hani tavsiye ediyorum fenikülerle buraya çıkmanızı açıkçası. Highland Park'tan devam ediyoruz. Şimdi Highland Park'ın en tepesine çıktıktan sonra ileriye yürüdüğünüz zaman bu anıt karşınıza çıkıyor. Ne anıtı bu? Şehitler anıtı. Azerbaycan uğruna şehit düşmüş Türk ve Azeri askerleri şehitleri anısına yapılmış bir anıt burası. Şehitler anıtı. Şimdi bu anıt hakkında birazcık daha bilgi vereyim ben. 1918 yılında Rus-Azeri ihtilafı sırasında Osmanlı İmparatorluğu Azerbaycan'a asker göndermiş. Ve 1130 Türk askeri şehit düştü bu savaşta ve Rus ordusu da savaşı kaybediyor. O dönemde yapılan bu savaştan sonra şehit düşen askerler için yapılmış bu anıt. Evet, şehitler anıtının hemen karşısında da şehit olmuş, o savaşta şehit olmuş askerlerin mezarlıkları ta uca kadar devam ediyor. Şehitler mezarlığı da 1990 yılında Sovyet Rus ordusuna karşı yapılan savaşta şehit olmuş askerlerin mezarlıkları. Zaten mesela baktığınız zaman ölüm tarihini hepsi 1990 yazıyor. 1990 yılındaki savaşta şehit olmuş askerler. Şu uca kadar devam ediyor.
Evli bir çifti görüyoruz. Onlar da şehit olmuşlar. Bu arada bu görmüş olduğunuz yapı da, şu kocaman iki yapı da Alevi kuleler olarak geçiyor. Özellikle hava karardığında çok güzel ışıklandırmalar yapılıyor. Azerbaycan'ın devlet sembolü olan Alev, sonsuz Alevi temsil ediyor yapılan ışıklandırmalar. Evet, burada da Highland Park'ın üst tarafında Baki Türk Şehitliği var. Ve şu noktada şöyle uzuyor gidiyor. Anıt var. Anıttan sonra tekrar devam ediyor. Azerbaycan için şehit düşmüş bütün askerlerin anıtı isimleriyle birlikte bu noktaya yapılmış. Şimdi biraz önce anıt çekerken 1130 Türk askeri de Azerbaycan için şehit oldu demiştim. Kafkas Harekatı'nda 1918 yılında şehit oluyor 1130 Türk askeri. Şu nokta 1130 Türk askeri için yapılan bir anıt. Şurada zaten bilgi de veriliyor. Şimdi birazdan onu da koyacağım. Şöyle bakın. Şöyle zaten sırasıyla da bütün şehit olmuş Türk askerlerinin isimleri yazılmış duvara. Ve anıtta yazılan bilgi de söylediğim bilgiler 1918 tarihleri arasında cereyan eden Kafkas Harekatı'nda Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas ordusu Gence Gökçay, Aksu, Kurdemir ve Şamah istikametlerinde taarruzuna devamla 1918 tarihinde Bakü'ye girerek Azerbaycan'ı mütakiben devam eden muharebe sonucunda Karabağ ve Dağistan'ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Ve 1130 asker şehit olmuştur. Ve bu anıtta Türk-Azerbaycan kardeşliğini sembolize edilmiş. İşte artık merdiveni kullanabilirsiniz tabi. İniş teferikleri kullanmak gereksiz olur. Yormadan çok rahat bir şekilde aşağı inebiliyoruz. Az önce cefasını çektik. Şimdi birazcık sefası. Bakın az önce ta şuradaydık. Şu anıt yandaki cam yerdi feriküler. Biz ta nereden gelmişiz tekrar? Merdivenle indik. Yorucu değildi ama merdivenle çıkması çok yorucu. Kesinlikle en büyük tavsiyem bu şehirle ilgili, eğer o anıta gidecekseniz, ki gidin, tepeden güzel bir manzara var. Şehitler anıtı var. Görmenizi tavsiye ederim. Gittiğiniz zaman kesinlikle ferikülleri kullanın. Şuradan iniyorsunuz, zaten hemen dibindeydi. Alt geçidi göstermek istedim. Bizim ülkedeki alt geçitlere bak. Avrupa'nın en lüks ülkelerin alt geçitlerine bak. Homeless'ların yuvası olmuş alt geçitler ama bu ülkede gerçekten dikkatimi çekti ya. Canlı müzik, popcorn satan insanlar, seyyar satıcılar falan var. Bunu da göstermek istedim.
lüks bir alt geçit. Satın almasanız da fotoğraf çektirebiliyorsunuz ama bir manat vererek fotoğraf çekip tekrar şapkayı yerine koyuyorsunuz. Bu da bir tercih meselesi tabi. Ticari kapı. Şimdi kaynana restoranta gittik. Restoranda tuşonka ve şah pilavı yedik. İkisi de meşhur Azeri yemekleri. Tuşonka kendi yağında kavrulmuş bir dana eti yemeği. Çok çok beğendim. Ve şiddetle tavsiye ediyorum. Şah pilavı da içinde erik, vişne olan bir pilav olduğu için çok benlik değildi. Ama ünlü, gelirseniz eğer hoşunuza gideceğini düşünüyorsanız onu da deneyebilirsiniz. Ama özellikle tuşonka yemeğini tavsiye ederim. Bir bilgi daha, Azerbaycan'ın narı meşhur. Hatta nar magnetler, nar süs eşyaları bile satıyor hediyelik dükkanda. Buradaki dükkan sahipleri. Buraya gelmişken nar ya da nar suyunun da tadına bakabilirsiniz. Evet, Bakü videosunun artık sonuna geliyorum. Biraz bilgilendirip videoyu kapatacağım artık. İnsanları çok sıcakkanlı, çok güler yüzlü, yardımsever. Zaten dost ülke. Her şekilde anlaşabiliyorsunuz. Bakü beklediğimden çok daha fazla modernleşmiş bir şehir çıktı. Ve gelişmiş bir şehir. Yani negatif olarak dediğim gibi ulaşımı bahsetmiştim. Taksi bulma sıkıntısı çok kötü. Taksimetre açmıyorlar, pazarlık yapıyorsun. Onun dışında kornaya basıyorlar birazcık. Ses kirliliği bu şehirde de var maalesef. Korna sesi. Birazcık rahatsız oldum diyebilirim. Şu dikkatimi çekti. Gölge çok fazla bulamıyoruz. Biz Mayıs ayında geldik. Ya üstüne bir de yaz ayında hiç düşünemiyorum burayı. Çok aşırı kavurucu bir sıcakla karşılaşabilirdik. Gölgelik yer bulmakta zorlanıyoruz açıkçası. Şehri birazcık Bükreş'e benzettim. Romanya'nın başkenti. Bana onu anımsattı açıkçası. Azeri dili ile ilgili bir çekincem vardı. Anlaşabilir miyim, anlayabilir miyim diye. Gayet çok net bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Yani %80, %90 bir sıkıntı olmuyor. Bazı kelimeler farklı olabiliyor, bazı kelimeleri anlayamıyorsunuz. O da çok doğal, çok normal. Son olarak şehirde çok Hintli gördüm. Hintli mi, Pakistanlı mı bilmiyorum ama o ülkelere yakın ülkeler artık. Çok fazla var burada. Sebebini çok anlayamadım. Bunu da belirtmek istedim. Beklediğimden çok daha güzel bir şehir çıktı. Kısacası Bakü, yolu düşenlerin bir gün değil, birkaç gün burada gezip tozmalarını tavsiye ederim. Artık videoyu kapatıyorum. Kanala abone olup, yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.